Daktilo üzerinde nadiren kullanılan bu karakter, modern çağda elektronik iletişim simgesi haline gelmiştir. E-posta adresleri sayesinde yaygınlaşan bu karakterin tarihi oldukça gizemlidir. Bu konu hakkında birçok teori bulunur. Tam olarak gizemi ortaya çıkarılamasa da, et sembolü hakkında keşfedilen en eski belge, 1345'te Konstantinos Manassas tarafından yazılan Yunanca bir dini yazıya aittir. Günümüzde Vatikan Apostolik Kütüphanesi'nde bulunan bu belgede amen kelimesindeki A harfi yerine et sembolü kullanılmıştır. Neden kullanıldığı ise halen gizemini korumaktadır. Et işaretinin kökeni tam olarak bilinmese de kullanım öyküsü oldukça iyi bilinmektedir. İspanyolca ve Portekizce'de 25 libreye eşit bir ağırlık birimi anlamına gelen arroba kelimesinin kısaltmasında kullanılan et karakteri uzun süredir kullanılmaktadır. Arroba, Arapça'da çeyrek anlamına gelen errub kelimesinden türetilmiştir. Şimdiye kadar et sembolü ile ilgili ticari amaçla kullanılan ilk tarihsel belge 1448 yılında İspanya'da buğday sevkiyatını gösteren bir kayıt defteridir. Fakat burada kullanılan sembol günümüzdekinden biraz farklıdır. Günümüzdeki şekilde kullanılan et işaretinin ilk belgelenmiş kullanımı 1536'da Fransalı bir tüccarın büyük kil kavanozlarında sevk edilen şarap birimlerini belirttiği mektubudur. Et işaretinin geçmişi çok eski olsa da makinelere hemen girmemiştir. 1800'lü yılların ortalarında ilk üretilen daktilolarda et işareti bulunmamaktadır. Aynı şekilde et işareti ilk bilgisayar programcıları tarafından nüfus sayımı için geliştirilen punç kart tablolama sisteminin sembolik dizisinin arasında da yer almamıştır. İlk olarak 1889 ve 1890 yılında Underwood No. 5 adlı daktilolarda yer almıştır. Sembolün modern belirsizliği 1971 yılında Ray Tomlinson adlı bir bilgisayar bilimcisi bilgisayarları programlayan kişileri birbirini nasıl bağlayacağı ile ilgili bir problemle karşı karşıya kalması sonucunda sona erdi. O zamanlar her programcı tipik bir telefonla ya da telepati makinesiyle ana bilgisayara bağlıydı. Ancak bu bilgisayarlar ana bilgisayara bağlı olmasına rağmen birbirlerine bağlı değillerdi. ABD hükümeti sorunun üzerinden gelmek için BB New şirketi ile anlaştı. BB New şirketinde çalışan Ray Tomlinson, internetin öncüsü olan ARPANET adlı ağın gelişmesinde görev aldı. Tomlinson'un burada görevi, bir kişi tarafından oluşturulan mesajı ARPANET aracılığıyla farklı bilgisayarlara nasıl gönderileceğini çözmekti. Adres bir kişinin adının yanı sıra birçok kişinin kullandığı bilgisayarın adını da içermesi gerekiyordu. Yani bugün farklı farklı olan sistemlerin içinde et simgesinden sonra kullandığımız sistemin adı olduğu gibi. Adreste bu iki ismi, yani mesajı gönderen kişi ile mesajı gönderdiği sistemin adını ayırmaya karar verdi. Bu ayıracak olan simge daha önce işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılmamış olmalıydı. Tomlinson'un gözü model 33 telektonunda P harfinin üzerinde et simgesine takıldı. Ray Tomlinson'la yapılan bir röportajda olayı şöyle anlatıyor. Ben fazla kullanılmayan bir sembol arıyordum ve çok seçenek yoktu. Bir ünlem işareti, virgül veya eşittir işareti kullanabilirdim. Ancak bana pek mantıklı gelmedi. Et işaretini kullanarak oluşturduğu sistemini denemek için başka bir bilgisayardan kendisine e-posta gönderdi. BB New'de hala çalışan Ray Tomlinson, ilk e-postasında ne yazdığı sorulduğunda hatırlamadığı cevabını vermiştir. Bir söylentiye göre Q klavyesinden Q'dan P'ye kadar yazdığı harfleri gönderdiği söylenir. Bu ilk e-posta mesajıyla modern çağın insanları birbirini bağlayan bir simge haline gelmiştir.